Erkekler sizler de hoş geldiniz. Peki. Dublaj türüyle devam ediyoruz. Ayhan alfabeyi alfabe devam ettirecek. Dublaj türüyle devam ediyoruz. Ayhan alfabeye devam edecek. Böyle bir şey söyledi. Ayhan şey. Alfabeleri devam ettirecek. Dublaj mı dedi? Olabilir. Ya olabilir. Dublaj turunu bitiriyoruz dedi. Duymadın mı? Sağ ol Gani abi. Evet. Eyvallah Gani abim. Tamam. Kaynaşma. Kızlar kafasını karıştırdınız. Hangi harfle başlayalım? S. Aa kara. Kararlılığa bak. Üç haftadan beri bunu hazırlanıyor. S diye çıkıyor. Tamam S harfi. T. S. S. Samsun'dan S'si. Samsun'un S'si. Gani abi bir mekan söyler misin? Bir mekan. S ile alakalı. S ile alakalı olmuş şarkı. Otobüs garı. Otobüs garı çıkış noktamız. Otobüs garı çıkış noktamız. Şimdi sevgili izleyiciler, dublaj turu değil, düzeltiyorum, alfabe turundayız. Ne yapacaklar? Alfabedeki sıralamaya göre hikayeyi sürdürecekler. Çıkış noktamız otobüs garı. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Peki kim başlasın? Yiğit mi yoksa Burak mı? Yiğit başlasın. Hep beraber bir daha sayıyoruz. 3, 2, 1. Sivas. Trabzon'a gideceğim. Hop. Şanlıurfa'ya gideceğim. Şanlıurfa'ya bir önce gitmem lazım çok hızlı bir şekilde. Tamam hadi atla hemen. Sivas. Uzun mu otobüs bayağı? Kardeşim Şanlıurfa diye soktun Sivas diye bağırıyorsun. Üzülme be abicim. Ben onu kallem edeceğim. Oradan oraya götüreceğim yemin ederim. Vicdanın rahat mı lan Koydun benim otobüsü vicdanın rahat mı? Yavaş yavaş rahatlıyor be abi. Abi insan dediğinin vicdanı öyle langırt diye küt ederek patladanak hop ederek löp ederek rahatlamaz. Yavaş yavaş ufak. Atla abim sen. Atla ben seni götüreceğim oraya atla. Zonguldak'a gidersen ne olacak? Şanlıurfa'ya gitmem lazım benim acilen. Kan davası. Ya! Adamı vuracağım mı abi yoksa? Yok herif beni... Ben herifi vuracağım. Doğru dedim ben herifi vuracağım. Kesin vuracağım. Ama işte herifi yakalamam lazım. O yüzden de Şanlıurfa'ya. Ne oldu? Oldu lan? Canım yok bir şey ya. Yalnız kan davası falan filan deyince... Çakır çakır oldu gözlerin. Lan ben seni bir yerden çıkartacağım. Güver oğullarından Ahmet lan ben. Elbise oğullarından Mustafa ben de. Ne biçim aşiretsek anasını satayım. Elbise oğulları. Allah'tan tayyör mayyör koymamışlar. Hepten rezil olurduk. Seni arıyordum lan her yerde. Fark ettin. Bana bak bu devirde artık düşmanlık falan bitsin. Elini kaldır. Gözünü kapat. Kapat lan gözünü. Kapat gözünü görme bu sahneyi. Çocuklar da ekranları kapatsınlar bu sahneyi görmesinler. Israr etme abi. Bak sen... Hafşa! Isırırım lan seni. Her yerini ısırırım beni. Gaza getirme. Vallahi sana da sıkarım, kendime de sıkarım. Ulan Mucize Yıldız nasıl kaçtın lan? İnekle. Gelmeniz lan bir inek bursam üstüne bulup atladım. Bu garda yıllardır katlanıyorum. Bir gün beni bulacağını biliyordum. Bana bak kan dökülmesin. Çek git lan buradan. Jet geçti. Neyse. Nerede kalmıştık? Senden bir şey istiyorum. Kabul. Lüleburgaz'a gidip izini kaybettireceksin. Ben de seni vurdum diye bizimkilere söyleyeceğim. Kimseye bir şey olmayacak ama kaybol. Anlaştık mı? Evet de. Mahmafi anlaştık. Namluda bir mermi kalmış onu da çıkarttın da bir sakatlık olmasın. Otobüs kalkıyor abi binelim istersen. Ha pardon. Olur. Olmaz. Ölür. Ah, ölüyorum. Allah'ım mutluluktan ölüyorum. Peki öl. Peki öl de ben de kurtulayım. İyi. Oh.
dedi. Rıfkı kardeşim benim. Sancı tabi. Peki. Bir mekan daha söyler misin? Çok güzel deminki mekan. Bir tane daha. Peki bir tane daha söyleyeyim. Okul. Okul. Tamam. Okul. Harf. Harf. Hangi harf? G. G. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. Kimler kim oynuyor? Ayhan'la ben. Ayhan'la Dilek. Hangisi başlasın? Ayhan mı yoksa Dilek? Dilek başlıyor. G harfiyle Dilek başlıyor. Hayır. G dedik canım. Siz de karıştırmayın. Kız lisesi. G. G. Tamam, gel, gel. Dilek başlıyor, hep beraber sayıyoruz. Okulda gidiyor bu hikaye. 3, 2, 1. Gel yüklem, anladım da. Yani şahsı anlayamadım hocam. Yani Ali gel, bana ne Ali gelmiş gitmiş. Harita metot defterin nerede senin? Ha? Harita metot defterin nerede? Israr etmeyin hocam, söyleyemem. Gerçekten söyleyemem. İşedin üstüne değil mi? Çiştin Hacı'ya seni. Ha? İşedin mi? Yarenin yanında rezil ettiniz beni. O benim söndüğüm kızı. Hayda. Her seferinde böyle yapıyorsunuz hocam. Kerat cetvelini günde 3 defa tekrarlayacaksınız. Annenize babanıza söyleyin, çalıştırsınlar sizi. Takip etsinler. Lütfen anneniz demeyin, benim annem hayatta değer. Sıranın önüne geçebilir miyim? Şale git ya, zaten rezil oldum. Allah Allah. Meymenet sizin teki çıktın sen ya. Neden öyle diyorsunuz hocam? Bir garip çocuğum ben. Otur. Otur. Ölümümde oturmam. Ölümümde oturmam. Ben sessiz çoğunluğun sesi olmaya karar verdim bu sınıfta. Değil mi arkadaşlar? Sonra otur. Her seferinde böyle yapıyorsunuz. Parşümenler nerede? Parşümen kağıtlarınız nerede? Harita metot defteri yok, parşümen yok, kalem yok, hiçbir şey yok. Nasıl okul lan bu? Beslenme çantasıyla geliyorsunuz, habire yiyorsunuz. Parşümen, harita metot defteri. Daha önce niye çıkmadı bunlar? Rakip hocam, devamlı bize kızıyorsunuz. Her seferinde başarısızlığımızı suratımıza söylüyorsunuz. Yalnız böyle dikte ederekten, bak dikte ederek ne kadar düzgün konuşuyorum. Bizi eğitime sevdiremezsiniz ya. Eğitimi sizin yüzünüzden sevemiyorum. Sevimli mi olayım? He? Sevimli mi olayım yani? Şımarma şöyle. Ben konuşuyorum. Senin yarın bugün erkeğin olabilirim. Ben konuşuyorum şahane. Tokat delisi yaparım sizi vallahi. Yemin ederim tokat delisi yaparım. Ufak akıllı bir, olun. Ufak bile olabilirim. Ama istersen dilimi uzun tutabilirim hocam. Lütüsüz üniforma giyiyorsun. Üniforma lütüsüz. Harita metot defterin yok. Arkandan bir takım hareketler. Tokat mı attın şahaneye hocam? Vallahi gördüm, vurdun. Elini tersiyle vurdun. O benim kız arkadaşım diyorum. Neden anlamıyorsun? Yetişkin oldunuz artık. Artık yetişkin oldunuz. Yapmanız gereken şey ne? Koca koca kızlar oldunuz. Affedersiniz. Allah Allah. Yetişkin artık daha disiplinli. Zavallı biri gibi davranmayın bana. Ben Jale'ye aşık olduğuma göre erkeğim. Yoksa lezbiyenim. Ana sınıfına gittin mi sen? Ana sınıfına gittiniz. Baba sınıfına gittim. Babamın sınıfına gittim. Onun böyle bir sopası vardı. Beni öyle bir eğitti ki okuldan önce. Cibartıyor muydu? Çok acıtıyordu. Kemeriyle dövüyordu bizi hocam. Babam, annem rahmetli olmadan önce devamlı dövüyordu. Benim bir üzüntü değil. Endişelenmenize gerek yok. Tokatlar beni büyüttü hocam. Uzun lafın kısası. Okuyup adam olmak istiyorum. Yalnız üzerinde yaptığınız baskıdan dolayı bir türlü Ali Gel'den başka bir şey bilmiyorum. 3. sınıf oldum. Hiçbir şey bilmiyorum. 8 kere 8 kaç ne bileyim. Fakültelere gideceksiniz. Okullar...